Arkadaşlar, Nurettin Bekir'imle beraberiz. Muğla ve milletvekili. Kendisi Nurettin Bekir'im. Staj ve çıraklık mağdurlarına ne söylersiniz? Aslında çok önemli bir konu. Türkiye'de meslek eğitimi, meslek liselerini ve diğer işte staj, çıraklık konuları yıllardan beri konuşulur ama bir türlü bir sistem geliştirilmiyor. Doğru söylüyorsunuz. Yani hakikaten bu konuda hem mağduriyet var. Ama bazı staj, mesela tıpta internet falan kazanılmış birçok staj branşları var. Ama her alanda, her dalda olması gerekiyor. Bu Türkiye'nin geleceği açısından çağdaşlık ülke olmanın gerekleri olarak bunun savunucusuyuz. Vekilim, şimdi küçücük yaşta çocuklar çıraklık yapıyorlar. Stajyerlik yapıyorlar. Hayatlarını kaybediyorlar. Doğru. Yani şimdi siz de takdir edersiniz ki hani bu kadar emek veren insanların haklarının yenmesi. Bu konuda biliyorsunuz Malatya milletvekilimiz Veli Ağbaba çok uğraştı, uğraşmaktadır. Parti olarak da biz gerçekten özellikle çırakların, stajyerlerin haklarının verilmesi, bununla ilgili yasal düzenlemeler tamamen yapılması gerektiğine inanıyoruz. Sayın Vekilim, staj ve çıraklık mağdurları bir an önce miting yapması gerekiyor, doğru mudur? Çünkü Özgür Başkanımızın da bir sözü var bize staj ve çıraklık. Yani bir genel başkanımız hem de Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda yıllardan beri mücadele veriyor. Özellikle Veli Ağbaba'nın biliyorsunuz bu konuda çok yoğun çalışması var. Çabaları var, basın açıklamaları var. Hem mecliste hem parti içerisinde bu konuda gerçekten takdir edilecek bir çalışmaları devam etmekte. Biz de izliyoruz zaten. Peki, bizim dönemimizde de biz bu konuyu çok gündeme getiriyorduk. Peki vekilim, staj ve çıraklık mağduru arkadaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Valla şimdi tabii ki yani haklarının arkasında olsunlar, bunun için örgütlensinler, federasyon ve derneklerde, hatta sendikalarda bu konuda kendi haklarını arayacakları birlikte başarı gelir, birlikte mücadele önemlidir. Dolayısıyla bu birlikteliği sağlamak gerekiyor. Benim tabii ki önerim öncelikle bu. İkincisi tabii kendinizi bu eğitim dönemini iyi değerlendirin, iyi bir meslek sahibi olun ve topluma, ülkemize yararlı insan olun. Peki Bekir'im, ama şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsunuz staj mağdurları olarak, çıraklık mağduru olarak şimdi gençler artık çıraklık ve stajyerlik, yani mesleğe atılmak istemiyorlar. Biliyorsunuz burada da bir ara eleman sıkıntısı oluşuyor. Yani bu ara eleman sıkıntısını çözmek staj ve çıraklık mağduriyetini çözmekten geçmiyor mu? Yani doğru, haklısınız. Yani o konuda düzenlemelere ihtiyaç var. Yani meclisin bu konuyu ele atması lazım ve yeni düzenlemeler yapması lazım ve bu haksızlıkların giderilmesi gerekiyor. Teşvik etmesi gerekiyor. Özellikle mesleki olarak meslek okullarının veya çıraklıkların ve stajyerlerin mutlaka onlara çeşitli haklar sağlamamız lazım. Hem eğitim hem pratik alanlarda onları mağdur olmaları için devletin buna sahip çıkması lazım. Vekilim, bunun için de öncelikle Çalışma Bakanı Sayın Vedat Işıkhan'ın bu mağdurları dinlemesi lazım. Ama Sayın Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan bizleri gördüğü zaman veba görmüş gibi kaçıyor. Hiçbir şekilde bize randevu vermiyor. Sizden ricam Nurettin Vekilim, sizden Sayın Vedat Işıkhan bakanımıza, hani o bakanlık koltuğuna oturduğu zaman bu mağdurları dinlemesi gerektiğini, madem neden o koltuklarda oturuyorlar, hani halkın sorununu dinlemeyecekler ise, halkın sorununu çözmeyecekler ise, bakın ben sizinle şu an çok güzel İki dost, iki arkadaş gibi sohbet ediyorum. Evet. Ama Sayın Bakanımıza bir staj ve çıraklık dediğimiz zaman Bursa'da Sayın Bakanımız
arkadaşların yüzüne bile bakmadan yürüyüp gitti. Defalarca randevu alma talebinde bulunduk. En son telefon sisteminden engellendik. Bize randevu dahi vermiyor. Yani Sayın Vedat Işıkhan bakanımıza söyler misiniz? O bakanlık koltuğunda ne için oturuyor? Yardımcı biliyorsunuz. Evet. Başkan yardımcısı olarak bu konulara hem hakim hem de gölge bakan olarak sanıyorum etkinliği daha fazla olur. Onunla görüşmek lazım, onunla görüşmek lazım ama biz de iletelim tabii ki. Çok teşekkür ederim Nurettin Vekilim. İyi ki varsınız. Bu dava sizler sayesinde çözümlenecek. İnşallah. Biz buna inanıyoruz. İnşallah.